Evet, burada gördüğünüz bitki, bitki de değil aslında, mantar. Yani yarı bitki, yarı mantar. Çok enteresan bir bitki. Tırtır mantarı. Tırtır mantarı. Tırtır şeklinde olduğu için tırtır mantarı denir. Bu bitki şöyle kökleriyle diğer bitkilerin köklerini emer. Köklerini böyle yerleşir ve kökleri vasıtasıyla diğer bitkilerin kanını emer. Oh, çok enteresan bir bitki. Corticeps, yani Türkçe karşılığı tırtır mantarı. Çin tırtır mantarı veya Doğu Türkistan tırtır mantarı, Uyguristan tırtır mantarı, Himalaya tırtır mantarı da denir. Genellikle Himalaya'da yetiştiği için Himalaya tırtır mantarı demek daha uygun olur. Himalayan dağlarının 3500 metre yukarısında yetişir bu mantar. Mantar kışın böceklerin larvasına böyle yerleşir. Onun larvasındaki bütün sıvıyı emer. Yaza doğru toprağa üstünden çıkar ve çevresindeki herhangi bir bitkinin köküne yapışarak onun özünü emer. Yani parazit bir bitki. Tırtır mantarı. Mantar bir bitki soğuk 3500 metrenin yukarısında yaşar. Soğuk yerlerde yaşar. Soğuğa dayanıklı demek. İki, oksijenin az olduğu yerlerde yaşar. Oksijen yetersizliğine karşı dayanıklı. Yani oksijen olmayan bölgede yaşar. Üç, vitamin, mineral, enzim bakımından çok verimsiz ortamlarda bile yaşar, gelişir, kendini geliştirebilir. Çok enteresan bir bitkidir. Çin'de 1200 yıldır tırtır mantarı Corticeps sinensis Latincesi, Türkçesi tırtır mantarı 1200 yıldır antibiyotik olarak kullanılır. Antibiyotik, bitkisel antibiyotik. Çin'de ginsengden sonra en çok satılan bitkisel şifalı bitkidir. En çok. Neden diyeceksiniz? Neden Çin tırtır mantarı bu kadar çok tutuluyor? Çünkü faydalarına bakarım. Efendim diyor ki astıma iyi gelir. Astım hastaları üzerinde denenmiştir. Sistemik lupus hastalarına iyi gelir. Erkeklerde cinsel gücü zayıflayan, libidosu düşen erkeklerin cinsel gücünü artırır. Unutmayalım yani. Cinsel fonksiyon. Çinliler ne kadar, neden bu kadar tavşan gibi yürüyorlar? Çünkü adamlar çok tırtır mantarı kullanıyorlar. Cinsel gücü, sperm kalitesini artırıyor. Cinsel fonksiyonları artık klinik araştırması yapılmıştır. 200 erkek üzerinde denenmiş. Cinsel fonksiyonları geliştirdiği tespit edilmiştir. 200 erkek üzerinde denenmiş. Hepatit B, hepatit C hastaları üzerinde ve siroz hastaları üzerinde etkisi denenmiş, ispat edilmiş. Böbrek sağlığı bakımından böbreklere iyi geldiği belgelenmiş. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği belgelenmiş. Corticep kimyasal ilaç kullanmaktansa Corticep kullanın. Bir, bağışıklık sisteminiz güçleniyor. İki, bütün organlara faydası var. Alman asıllı Otto Warburg ozonla yapmış olduğu araştırma sonucunda tıp alanında iki defa üst üste Nobel ödülü kazanmış. Nasıl olmuş da bu kişi Nobel ödülü kazanmış? Organlarda oksijen oranı azaldığı zaman
bakteri, virüs ve mantarlar hızlı yayılır. Bağırsaklarda iki çeşit bakteri vardır. Yani bağırsaklarda üç çeşit mikroorganizma var. Bakteri, virüs ve mantarlar. Virüs zararlı, mantar zararlı. Onlar belli. Fakat mantarlar, bakterilerin %99'u faydalı, %1'i zararlı. Yani ortalama. Bağırsakları sağlıklı olan bir insanda. Her insanın bağırsağında ortalama 2 kilo bakteri var. Bu 1 kilo diyelim, bu da 1 kilo. Sağlıklı bir insanın bağırsağında 2 kilo bakteri var. Bu 2 kilo bakterinin %99'u normal olarak faydalı bakteri. Faydalı bakteriler vitamin üretir. Faydalı bakteriler anaerob, yani oksijenli ortamda yaşar. Zararlı bakteriler aerob, yani oksijensiz ortamda yaşar. Bağırsaklarda oksijenli ortam azalır, oksijensiz ortam çoğalırsa zararlı bakteriler, otun ve mantarlar otomatik çoğalır. Çünkü oksijenli ortamda mantar ve zararlı bakteriler yaşar, faydalı bakteriler sadece oksijenli ortamda yaşar. Yanlış beslenme, kimyasal ilaç kullanma, abur cubur nedeniyle bağırsaklarda faydalı bakteriler azalır, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. La ilahe illallah Muhammed. Kes şunu ya. Nereden kes? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Şimdi zararlı bakteriler oksijensiz ortamda, faydalı bakteriler oksijenli ortamda yaşar. Şimdi burada sadece bağırsakta değil, bir insanın vücudunun %18'i bağ dokusundan oluşur. Nedir bağ dokusu? Gözümüzü tutan dokuya bağ dokusu denir. Gözün bağ dokusu olmasa ne olur? Gözünüz pat diye önünüze düşer. Burnunu tutan bir bağ dokusu var. Burnunun bağ dokusu olmasa ne olur? Burnunuz elinize düşer. Tırnağı tutan bir doku vardır. Tırnak dokusu, bağ dokusu. Mideyi tutan bir bağ dokusu, kulağı tutan bir bağ dokusu, beyni tutan bir bağ. Bütün organların ve eklemlerin, dokuların bağ dokusu vardır. O organı vücuda bağlayan dokuya bağ dokusu denir. Bir insanın vücudunun %18'i bağ dokusundan oluşur. Ve ortalama lenf sistemi günde 3,5-4 litre artık sıvı toplar. Ölü bakteriler, ölü hücreler, yağ artıkları, protein artıkları gibi artık belediyenin fen işleri gibi çöp toplar. Lenf kanalları. Lenf sistemi tek yönlü cadde gibi. Artık madde toplar. Lenf sistemi bağ dokularında bakteri, virüs ve mantarlar çoğalırsa lenf sistemi buralar çöplüğe dönüşür. Belediyenin fen içi gibi. Belediye nasıl ki çöpleri toplamadığında sokaklar çöpten geçilmez hale gelir. Bir zamanlar böyle olmuştu. Nurettin Süzen zamanında belediyenin fen işleri krev yapmış. Sokaklar çöpten geçilmiyordu. İşte bağ dokusunda yoğunlaşan artık maddeleri lenf sistemi toparlayamazsa kişinin vücudu çöplüğe döner. Oksijensiz ortamda bakteri, virüs ve mantarlar hızla yayılır. Kişi hastalıklardan kurtulamaz, bağışıklık sistemi çöker. İşte böyle bir durumda kortisep bağ dokusunu temizler. Oksijensiz ortamda hareket, bağışıklık sistemi hareket kabiliyetini etki artırır. Oksijensiz ortamda ve vücudun kan dolaşım yetersizliği olan ortamda, bu nedenle tırtır mantarı çok çok mükemmel, kan akışını artırıcı, dokuları, hücreleri besleyici ve bağışıklık sistemini güçlendiricidir. Dört dörtlük bir ürün ve mükemmel, herhangi bir yan etkisi yok. Kimyasal bir madde içermez. Bizim üretmiş olduğumuz tırtır mantarı, yani Cordyceps forte, piyasadaki kortiseplerden, tırtır mantarı kapsüllerinden farklı. Neden farklı?
bağışıklık sistemini güçlendiren diğer şifalı bitkilerle birlikte, onların ekstrakleriyle birliktedir. Mesela sinirlot, kekik, eknezya, geven de birleşik bağışık sistem. 19 çeşit bitki ekstrakt içerir. Kullandığınızda herhangi bir yan etkisi yok. Gastrit için antibiyotik kullanırsınız. Bu sefer bağırsaklarınızda mantar gerileşir. Alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, romatizma başlar. Bademcik iltihaplanması için, aft için, faranjit, sinüzit için antibiyotik kullanırsınız veya bronşit için bağırsaklarınızda mantar yerleşir. Antibiyotik kullanırsanız zehirlenirsiniz. Ve birçok hastalıkların %99'u kimyasal ilaçtan kaynaklanır. Buraya geliyor bir sürü insan, diyorlar ki böbrek yetmezliği yakalananlar mesela. Ne kadar ilaç kullandınız, hangi ilacı kullandınız da böbrek yetmezliğine yakalandınız diyorum. Nereden biliyorsun diyorlar. Böbrek yetmezliğine yakalanan insanların %98'i tansiyon, kolesterol, diyabet veya antidepresan gibi kimyasal ilaç kullanmaktan böbreklerini çürütmüş. Kimyasal ilaçlar böbrekleri çürütür, karaciğer yaralanmasına sebep olur. Böbrek yetmezliğine yakalanmanın sebebi %98 kimyasal ilaç. Oysa kortisept kullansa kişi antibiyotik kullanmasına gerek kalmaz. Hürmetler, saygılar.